Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Halk arasında 100 yıl ölü bırakılıp diriltilen bir insandan söz edilir. Oysa Kur'an'da ölen insanların bir daha geriye gelmeyeceğinden bahseder. Şimdi onunla ilgili Bakara Suresi 259. ayetteki anlatılmak istenen meseleyi anlamaya çalışalım. Ya da altı üstüne gelmiş ıssız duran bir şehre uğrayan gibisini görmedin mi? Demişti ki Allah burasını ölümünden sonra nasıl diriltecekmiş? Bunun üzerine Allah onu 100 yıl ölü bıraktı, sonra onu diriltti. Ve dedi ki, ne kadar kaldın? O bir gün veya bir günden az kaldım demişti. Hayır, 100 yıl kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış. Eşeğine de bir bak. Bunu biz yapıyoruz. Seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Kemiklere de bir bak, nasıl et giydiriyoruz. Sonra da onlara et giydiriyoruz ve bir araya getiriyoruz. Dedi, o kendisine apaçık belli olduktan sonra dedi ki, artık şimdi biliyorum ki gerçekten Allah her şeye güç yetirendir. Şimdi İslam toplumlarında Allah bazı peygamberlere olağanüstü mucizeler vererek ölüyü diriltmesi, vurduğu zaman asasıyla yerden su fışkırtması veya ölen insanların belirli bir zaman dilimi içerisinde öldürülüp tekrar dünyada diriltmesi inancı vardır. Oysa Kur'an'daki o ayetler bütünlük içerisinde değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın gönderdiği vahiy yasaları ile Allah'ın yarattığı kainat arasında hiçbir tutarsızlık, hiçbir çelişki yoktur. Şimdi bu ayette anlatılmak istenen mesele şudur. Ahiret alemine inanmayan bir kişi köhne bir beldeye, köhne bir yere geliyor ve diyor ki, o inanan insanlara bunu söylüyor aslında. Allah burasını nasıl diriltecekmiş diye soru soruyor. Allah da onu orada öldürdü ve 100 yıl ölü bıraktı ifadesi kullanıyor. Şimdi eğer Kur'an'da geçen bu ölü kelimesi veya öldürme kelimesi ne anlama geldiği eğer anlaşılmazsa konu içerisinde, ayet içerisinde elbette bir takım anlama sıkıntısı ortaya çıkacaktır. Kur'an-ı Kerim ölü kelimesini iki anlamda kullanmıştır. Birisi vahye, gelen vahye karşı yaratılış gayesine uygun olmayan bir davranışla duyarsız olanlar anlamında kullandığı gibi bir de hayati fonksiyonlarını yitirme anlamında ölü kelimesi kullanmıştır. İşte bu kelimelerin hangi konuda, hangi ayette ne anlama geldiğini anlayabilmek için onunla ilgili bütün ayetleri bilmek gerekiyor. Bu ifade aynen İsa peygamber için de kullanılmıştır.
ölüleri diriltiyordu. İsa ifadesini kullanıyor. Şimdi Enbiya suresinin 95. ayet-i kerimesinde ölen bir kavmin veya bir insanın geriye dönmesi haram kılınmıştır diyor Allah. Şimdi eğer İsa ölüleri gerçek anlamında hayati fonksiyonlarını yitirmiş anlamında dirilttiğinden söz ediyorsa bu Kur'an çelişkiler halinde bir kitap olması gerekir. Oysa Kur'an'da Nisa suresinin 82. ayet-i kerimesinde onlar hala inanmıyorlar mı? Eğer o Kur'an Allah'tan değil de insanlar tarafından ortaya konulmuş bir kitap olsaydı içerisinde bir takım aykırılıklar bulunurdu. Demek ki Kur'an'da çelişki yoktur. Allah'ın yarattığı kainatta da çelişki yoktur. Akıllı olan, aklını kullanan insanlar içerisinde çelişkisiz olan vahiy ile çelişkisiz olan kainatın tam bir mutabakat içerisinde anlattığı dini yakalamaktır. Anlattığı dini anlamaktır. İşte sıkıntı burada başlıyor. O zaman Allah bunu nasıl diriltecekmiş demekle inkarcı bir gözle hayata baktığını gösteriyor. 100 yıl ölü bırakıldığı ifadesini kullanırken de Kur'an artık o dünya hayatında gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri de mühürlenerek vahiylere karşı inkarcı tavrını kullanmış, kullanma anlamında kullanmış. Yani bu ahiret aleminde insanların ölüp de dirilmesini kabul etmiyor ve hesaba çekileceğini kabul etmiyor. Şimdi öldü ve dirilttik diyor ve arkasından diyor ki hayır 100 yıl ölü kaldın, böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak. Şimdi yiyeceğine ve içeceğine bak derken herhalde dünya hayatında yemeği, efendim içeceği su anlamında kullanılmamış. Ahiret aleminde insanların dünya hayatında yapmış olduğu iyi ve kötü ameller bir kitap olarak boyunlarına dolanacak. İşte bir ayette de Nemr suresinin 82. ayet-i kerimesinde yerden bir dabbe çıkarırız, onlara dünya hayatında inkar ettiklerini onlara sunar, bilgi verir diyor. İşte dirilme ahiret alemindedir. Dünya hayatında değildir. İşte eşeğine de bir bak. Ona nasıl et kemik giydiriyoruz? İşte Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyordu. Nasıl oluyor da Allah'a inkar ediyorsunuz? Oysa ölüyken Allah sizi diriltti, tekrar öldürecek ve sizi tekrar hesaba çekecek. Öyleyse dünya hayatında ölen insanlar ahiret hayatında öleceklerini ve öldükten sonra dirileceklerini kabul etmedikleri takdirde Allah onları böyle bir misal veriyor. Yani bir misaldir bu. 259. ayet Bakara suresindeki. Yani orada dirilmiş olan insan bir bakıyor ki dünya hayatında Allah'ın dirilmez dediği, diriltemez dediği olayı bizzat kendisine gösteriyor ve diğer insanlara bir belge, bir bilgi veriyor. Eşeğine de bir bak, nasıl etkiydi? Eşek ifadesini kullanırken nasıl kendilerine gelen kitapları kabul etmeyenlere ve yaşamayanlara, o kitaplar doğrultusunda yaşamayanlara kitaplar yüklü merkepler ifadesi kullanıyor.
İşte şu anda ahiret alemini kabul etmeyen insanlara da o bir eşek ifadesiyle o bedenin dirildiğini anlıyor. Kemiklere nasıl etki yediriyoruz? Sonra da ona etki yediriyoruz dedi. O kendisine apaçık belli olduktan sonra dedi ki artık şimdi biliyorum gerçekten Allah her şeye güç yetirenmiş. Zaten inkar edenlerin dünya hayatında ne söylesem onlara fayda etmiyor. Ama ahiret aleminde yeniden dirildikleri zaman korkuttukları ve müjdeledikleri cennet ve cehennem karşılarına dikilmiş, önlerine konmuş. Dünya hayatında burnu sümüklü dedikleri o Müslümanlar bakıyorlar ki cennette nimetler içerisinde kendileri de cehennemde azap içerisindeler. Gözler mi kaydı? Gözler mi şaştı? Diye şaşalıyorlar. Oysa orada artık gerçekler belli olmuştur. Kur'an-ı Kerim iki kayıp haberinden bahsediyor. İşte insanların öldükten sonra diriltilip hesaba çekileceğinden bahsediyor. Bir de insanların ulaşamadığı teknoloji ve kültürde o konuda bilgi sahibi olmadıkları dönemlerde bazı bilgileri önceden bildiriyor. Mesela her peygamberin kendisinden sonraki gelen peygamberin müjdelemesi ve gelmesi bu gerçeği anlatıyor. Bunun gibi güneşin, ayın ve kainattaki bütün cisimlerin kendi miğferleri etrafında döndüklerini ve birbirlerine çarpmadan bilinmeyen bir yere doğru akıp gitmeleri Kur'an'ın daha insanların o konuda bilgi sahibi olmadan ortaya koyduğu bilgilerdir, kayıp haberlerdir. İşte o peygamberin söyledikleri kendi hevasından değil, onun söyledikleri vahyolunmakta olan bir vahidir. İfadesiyle de o kayıp haberlerine karşı suçlanamaz diyor. İşte kayıp haberleri insanların öldükten sonra diriltilip tekrar hesaba çekilme olayıdır. Kim bunlara iman ediyor? Müslüman olanlar ancak iman ediyor. Diğerleri bunları inkar ediyor. Ama orada bu gerçeği gördükleri takdirde diyecekler ki Allah'ım şimdi gördük ve inandık. Bizi tekrar dünya hayatına gönder de senin istediğin şekilde sana ibadet ve kulluk yapalım. Hayır. Sizlere o kadar uyarıcılar geldi ki maalesef o uyarıcılarla alay ettiniz, onları öldürdünüz, kovdunuz, dövdünüz. Şimdi girin cehenneme. Yine bir ayette melekler o inkar edenlere derler ki ey kafirler, sizi dünya hayatında bu cehennemle karşı karşıya kalacağınızı uyaran elçiler gelmedi mi? Onlar da derler ki evet geldi ama biz onlara inanmamıştık. O zaman girin cehenneme. İşte ahiret alemi şu anda bir inançtır. Onun iddia ve ispatı ancak ahiret aleminde Allah'ın onları diriltip hesaba çekmeye başladığı zaman gündeme gelecektir. İşte buna kim iman ediyor? Müslüman olanlar iman ediyor. İşte Bakara suresinin başlarında şöyle anlatır. Bu kendisinde şüphe olmayan muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve onlar sana indirilene
senden önce indirilenlere iman edenler ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. İşte bunlar Rablerinden olan bir rahmet üzerindedirler ve kurtuluşa erenler bunlardır. Konumuzu burada bitirdik. Allah'ın selamı, rahmeti üzeriniz olsun.